Sports Dijital ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir içerikte, yeni bir konseptle karşınızdayız. Galatasaray'la alakalı ya da futbolla alakalı beğendiğimiz tweetlerin ve aynı zamanda Galatasaray Sözlük'ten seçtiğimiz entry'leri burada okuyup beraber hem eğlenelim hem gülelim istedik. Yavaş yavaş seçtiğimiz tweetlere ve entry'lere geçelim. İlk seçtiğimiz tweet Tolly Vedder kullanıcı isimli Sir Brunaldo Bestic'e ait. Diyor ki bazı teknik adamlar ve takımlarını yönetme şekilleri. Jorge Jesus günde 4 idman, geceleri kardiyo eşittir 35 puan. Okan Buruk, beyler Pegasus'un bilet kampanyasını kaçırmayın derim. Haftaya cuma görüşürüz eşittir 39 puan. İşte benim hocam demek istiyorum. Bu arada güncelleyelim puan durumunu. 41'e 35. Bir dakika dur, 41'e 35 değil mi John? Yok, 51'e 45. Bilet kampanyalarına da kendisine yardımcı olabilirim. Beni takip edenler az çok biliyordur gezmeye ne kadar meraklı olduğumu. Bu tweet tabii ki biraz espiritüel bir tweet. Ama Okan Hoca'nın zamanında çok eleştirildiği, bu takıma izin veriyor olmasının üstüne gelen esprilerden kaynaklı çıkan bir şey bu. Ama ne kadar haklı olduğunu tekrar tekrar gördüğümüz bir durum aslında bu. Hocama da buradan çok selamlar. İşte benim hocam diyorum. Çünkü çok benzer düşünüyoruz kendisiyle. Daha ucuz bilet bulmak isterse kendisine de yardımcı olabilirim. Daha fazla oyuncuları tatile gönderebiliriz. Sıradaki içeriğimiz Galatasaray Sözlük'ten. Tekrar Galatasaray Sözlük'teki tüm yazar arkadaşlara ve okur arkadaşlara selam edelim. Eski Açık programını da izliyorlar ve çok güzel yorumlar yazıyorlar. Girmeden bir şöyle söyleyeyim. Galatasaray Sözlük benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Galatasaray'la alakalı çok fazla insan tanıdım ve çok güzel insanlar tanıdım burada. Hala da çok sık okuyorum. Eskisi kadar sık yazmıyorum ama çok sık okuyorum. Bütün herkese de buradan selam olsun. Sabri'nin attığı gol nikli arkadaş yazmış. Mauro Icardi hakkında. Yaklaşık bir saattir eşimin surat asmasına sebebiyet veren futbolcu. Golden sonra nasıl iltifat ettiysem bildiğin evin içinde ölüm sessizliği var. Kendi evliliği bitti, benimkini de bitirecek bu aşk adamı. Yani Icardi'nin sanırım Galatasaray taraftarlarında böyle bir enteresan bir etkisi oldu. Eski Açık programını şey diye açmıştım. Yaklaşık 50 bin kişi, %90'ı erkek, bir erkeğe aşk şarkıları yazarak. Vallahi neyse ki bizim evde böyle sorunlar çıkmıyor. Bizim evde Mauro Icardi kabullenilmiş durumda. Herhangi bir sorun çıkartmıyor. Şarkılar söylemem, serenatlar yapmam. Benim evliliğimi tehlikeye atmadı. O yüzden Icardi'ye daha fazla şarkı armağan edebiliriz. Hatta bir şarkı da benden gelsin mi? Bak, şarkıda diyor ki göz göze geldiğim an bir çığlık kopar içimden. Ne zaman bu adamın gol sevincini görüyorum, böyle bize kulaklarını açarak geliyor, bir çığlık kopuyor içimden. Ne zaman bu adamın televizyonda gol sevincini görüyorum, böyle bize kulaklarını açarak geliyor, bir çığlık kopuyor içimden. Hatta açsana bir dinleyelim. Göz göze geldim an, bir çığlık kopar içimden. Evet, sıradaki içeriğimiz yine Galatasaray Sözlük'ten. Pita Vaveyla kullanıcı isimli bir yazar yazmış. İdmanda fındık Yunus'a katmış futbolcumuz. Yiyorsa Gomis'e atsana o. Beline kadar tek lokmada dile yutsun seni. Adam tünün vergisini veriyor aslanım. Kaskosu var o. Kertenkeleyi buldun avuçla. Komodo ejderi yemedi tabii. Seviyorum bu adamı. Taraftarın çoğu tarafından tabiri caizse yaramaz olarak nitelendiriliyor. Öyle bile olsa çok efendi bir yaramaz bence demiş. Yaramazı tabii ben biraz yumuşattım sokak ağzıyla. Aslında güzel güzel bir cümle söylemiş ama sövmüş. Mertens'in takıma kattığı en güzel şeylerden biri neşesi. Bilmeyen varsa Mertens'in Instagram hesabına girip çok aşağılara inerse espiritüel ve hakikaten çok iyi bir ofansif mizahçı olduğunu herkes görecektir. İşte eşiyle şakalaşmaları falan filan mesela çok komik yani. Ben bayılmıştım Mertens'in ilk geldiğinde Instagram sayfasını biraz gezmiştim. Hatta bununla ilgili de böyle birkaç tane örnekle tweet atmıştım. Tabii sanırım o Napoli zamanındaki o ofansif mizahı biraz kesildi. Herhalde bir ufak bir uyarı almış. Bak burada belki yürümez bu işler diye. Keşke devam etse. Çok komik çünkü. Seviyoruz seni Mertens. Sıradaki tweetimiz Ertuğrul İbrahimovic'den. Ertuğrul'u da çok severim bu arada. Gelen geçen Erden abiye sallıyor. Dursun Özbek adamı Avusturya kralına denk. Osmanlı sadrazamı gibi kullanıyor demiş. Gerçekten hakikaten şu an net özetleyen bir cümle oldu. Her önüne gelen şu an Erden Timur'a sallıyor. Sanırım Galatasaray'ın şu anki başarılı durumundaki en önemli payın kendisinde olmasından kaynaklı. Domino etkisi önce büyük taşı yıkalım durumu sanırım. Ertuğrul da bu durumu çok esprili bir dilde anlatmış.
Sıradaki Galatasaray sözlük enterimiz Axel Tuanzebe. İnşallah doğru okumuşumdur. Lucas Torreira için yazmış. Kendisinin bana göre karşılığı şudur demiş bir tweet. 26 yaşında tapusuna sahip olduğumuz gerçeğini düşününce hala inanasım gelmiyor. Tweette yer alan video tam olarak Lucas Torreira'nın özeti. Bu çok... Tam Torreira'nın özeti video gerçekten yani. Abi ben maç sonrası iki tane top kaptırdım yani maçı da yapabiliyorsun. Hı hı. Kırmızı kart ile de böyle hakikaten bir cennetten çiçekli bir edit falan yapasın geldi yani. O olur, saz mı caz mı olur. Bütün editler gider. Bu arada Twitter'daki editler de hakikaten yani mükemmel oluyor ya. Bir de şu edit Oscar'larını bir gündeme getirmemiz lazım bence ya. Bir sonraki bölüm var. Muhteşem. Edit Oscar'ları yapabiliriz. Belki yapabiliriz aynen evet. Edit Oscar'ları yapabiliriz. Torreira'nın bu arada sahada yani canlı izlediğiniz anda çok daha fazlası olduğunu göreceksiniz yani. Çünkü kameranın olmadığı açılarda da Torreira hakikaten böyle selektör ata ata geliyor herkese. Seviyoruz efendim Torreira'yı. İnşallah. Şöyle bir bilgi var abi. Heh. İkili mücadele kazanmada 44 tane kutu 43'ünü kazanmış. Çok enteresan bir istatistik. Umarım uzun seneler bizde kalır. Sıradaki tweetimiz benim çok yakın arkadaşım Cem Çatalok'tan geliyor. Kendisi Twitter'ın en büyük trollerinden biri olabilir. Tweetlerini her zaman severek ve gülerek okuyoruz. Burada da Arda Güler'in forma şansı bulamamasıyla alakalı böyle bir ince bir tweet atmış. Seneye Mertens'in yediği olursa kimse şaşırmasın. Bu tweet'i hatırlasın demiş. Yapılan montaj gerçekten komik olmuş. Güzel olmuş bu arada. Arda Turan'ın... Arda Turan'ın o meşhur boyunluğuyla olan fotoğrafı. Açıkçası ben isterim ya. Keşke öyle bir şey olsa ya. Yani. Çünkü Arda gerçekten bir Galatasaraylı olarak da söylemek lazım. Ülkenin en yetenekli futbolcularından biri. En heyecanlandıran, bu ülke insanını en heyecanlandıran futbolcularından biri. Her zaman bu böyledir. Adaşı gibi. Adaşı da bir Milada Boleslav maçında ortaya çıktığında herkesi heyecanlandırmıştı. Sadece Galatasaraylıları değil, Fenerbahçelileri de, Trabzonsporları da, Beşiktaşlıları da bir yıldız doğuyor'yu herkese hissettirmişti. Arda Güler de aynı şekilde bence bütün taraftara hissettiriyor. Umarım yolu açık olur. İnşallah bir an önce Avrupa'ya gider. Çok zor o ya. O biraz zor yani. İmkansız hatta bence. Ama bir an önce Fenerbahçe'den ayrılıp kariyerine çok daha yüksek seviyeden devam etmesi hem onun iyiliği açısından hem de Fenerbahçe'de çok daha fazla yıldız futbolcu izlememe şansı olması açısından daha iyi bence. Ve sıradaki tweetimiz Ömer Başkan 1'den gelmiş. Ümraniyespor kalecisinin maç sonu Icardi açıklaması demiş ve yine bir montaj edit videosu paylaşmış. İzleyelim. Nasıl bir şeydi? Sarı, kulakları var, elleri var, ejderha kırmızı, yılan gibi bir şey, bir mahluk, ejderha. Adayı yükselirken Icardi, ordundan... Bu sesi bence nerede duyduk biliyor musun? 2-1 gerideyken kullandığı penaltıda herkes inanılmaz bir şekilde titrerken slow motion bir Panenka kullandı ya. Bence orada bak Orkun yattı, baktı slow motion gidiyor top, kalkıp yetişebilir miyim acaba diye düşündü ve olduğu yerde kaldı. Bence bu video tamamen o anın videosu. Bu arada sadece Orkun'a değil çoğu kaleciye bunları söylettim. İnşallah daha nice kalecilere şu sözleri söyletebilir. Evet, sıradaki tweet Belal Jaggins. 3-2'den sonra yani Ümraniyespor maçında 3-2 yaptıktan sonra Fener ve Beşiktaş timeline'ı diye bir filmden kesit paylaşmış. Kim bunlar abi? Oğlum sus! Bağırarak korkmayın! Abi kim bunlar? Oğlum sen ne kadar meraklısın ya? Bu sadece Galatasaray açısından değil, Fenerbahçe son dakika kazandığında, Beşiktaş son dakika kazandığında tüm herkes için geçerli böyle bir şey var. Espri kalıbı var. Her zaman çok keyifli oluyor bence böyle bu tarz son saniye yapılan espriler. Tabii kaybedince ya da kazanan olmayınca insanı biraz canını sıkıyor ama kazanınca keyif. Ben bu videoyu ilk izledim ve bir 10 dakika falan gülmüştüm yani. Sıradaki tweetimiz önce Orhan Uluca Galatasaray Ümraniye Spor maçının bir analiz videosunu yayınlıyor. Bu arada Orhan abiye de çok selam. Yaptığı programları çok keyifle izliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Bu paylaştığı programı da çok keyifle izledim. Bu tam paylaştığı anda işte kulüplerin birbirlerine böyle açıklama üstüne açıklama yayınladığı bir andı. Tam o anda herkes bütün bir kaosu değerlendiriyor ve o kaosu yaşıyorken Orhan abi bir anda sislerin arasından sıyrılıp bir analiz videosuyla timeline'a düşünce onları da özledik kullanıcı isimli Kara şöyle bir video paylaşmış ve demiş ki Orhan abinin onca kaosun yangının içine saha içi odaklı videoyla giriş şekli demiş. Sinan Engin'in evet. Videosu. Gerçekten Orhan abi video timeline giriş şekli tam böyleydi. Ama Orhan abi her zaman budur. Yani hiçbir zaman işin kaosunda, sağ dışında çok çok nadir. Girmesi gerektiği, gerçekten girmesi gerektiği zamanlarda girer. Ama onun dışında Orhan abiyi sağ içinden çıkartamazsınız. Onca gerçekten kaosun, yangının içinde bile adam sağ içini konuşmaktan hiçbir zaman imtina etmiyor. Buradan tekrar Orhan abiye çok selamlar. Tüm beğeni ve yorumlar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Her yayınını, her içeriğini keyifle izliyoruz abi. Sıradaki tweetimiz Çakırım 01. Çakır Çakır'da da takipleşiriz bu arada. Ebru Şancı açıklama yapmış. Hadisenin Icardi'den elektrik aldığına dair bir açıklama yapmış. Tabii hadisenin Icardi'den elektrik alması çok anormal bir şey değil. Adam 50 bin kişiye cereyan bağladı. 220 voltluk elektriğin lafı mı olur? Çakır da şöyle bir tweet atmış. Demiş ki Hadise abla Icardi'den elektrik alıyorum demiş. Abla benim dedem bile şu an Icardi için meme ucunu boyatacak kıvamda. Şeyde. Yani statta bile 50-60 yaşındaki insanlar aşkın olayım söylediğine göre tribünden düşecekler böyle. Tabii canım. Yani hele bir de gerçekten herkesin sesi patlayana kadar bağırdılar yani. Kadını var, çocuğu var, erkeği var, işte yaşlısı var, genci var. Hepsi var yani. Adam zamanında Drogba'nın şeyi vardı hatırlıyor musun? Çare Drogba diye bir böyle akım başlamıştı. Hatta duvarlara falan böyle asılmıştı Martin fotoğrafı. Evet evet. İnsanlar oy verirken oy pusulasına yazıyor. Doğru, iyi hatırlattın. Icardi şöyle böyle bir etki yarattı artık bence Galatasaray taraftarında. Kal bizimle, kal bizimle, kazanılacak çok kupa var seninle demek. Ve seçtiğimiz içeriklerin sonuna geldik. İnşallah yeni konseptimizi beğenmişsinizdir. Bu arada bu konsepti geliştirirken sizin de önerilerinize açığız. Eski Açık Twitter hesabına güzel bulduğunuz, komik bulduğunuz ya da üstüne konuşulması gerektiğini düşündüğünüz tweetleri, Galatasaray sözlük entrilerini ya da başka herhangi bir şeyi Eski Açık Twitter hesabına DM'le yollayabilirsiniz. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı...